Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Baba. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah subhanahu ve taala radarlar hamamızı inşallah kanalı mescidde rastgele kanallarımızı ve hazırlar versin. Hatta kemçeli günahlarımızı Allah kahramanımızı affa, sıfatı ile inşallah mağfiret eylesin. Bugünkü sohbetimizin adında Xudo tarafından bizga berilgan ne'matlar juda ko'p. Biz ularga shukrini imkon qadar ado etishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelganicha. Alloh taolo insoniyatchilik bilan ba'zi Xudo bergan ne'matlarimizni bergan ne'matga shukr qila olmaydigan bo'lsak, Xudo bizni kechirsin. Lekin biz harakatda bo'lishimiz kerak. Doimo Xudo bergan ne'matni yaxshilikka ishlatishimiz kerak. Va shukr qilishimiz kerak va noshukr bo'lmaslikka doimo harakatda bo'lishimiz kerak. Endi mana shu ne'matlardan bittasi birodarlar eng katta ne'matimiz bizning shu til ne'matimiz. Ya'ni gapirishimiz bu bilan Xudoning kalomini, muborak kalomini Qur'on tilovatimiz. Qur'on o'qiymiz, hadis aytamiz bir-birimizga yoki bir-birimizni ko'rganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini bajarib, assalomu alaykum va rahmatulloh deymiz. Va bir-birimizdan uzr so'rash kerak bo'lsa, mana shu tilimizni ishlatamiz doim. Yoki otamizga ham otajon, onajon deb ko'nglini olishligi uchun shu tilimiz rol o'ynaydi, juda katta rol. Farzandimizni tarbiyasi bilan shug'ullanishni noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa ham qaytarishlik shu tilimiz bilan bo'ladi. To'xtab olib, uxlayotgan ishi noto'g'ri. Mana bu ishni qilgan savob, ajr bo'ladi. Demak, birodarlar, bu juda katta narsa. Qur'on o'qilgan, hadis o'qilgan, mo'min musulmonni o'rtasini isloh qilishlikka sabab bo'ladigan bu til ne'mati juda katta. Demak, Xudo bizga shu til ne'matini berdimi, endi yaxshi ishlash kerak. Nimagaki birodarlar, suyaksiz dedi shu tilni. Suyagi yo'q haqiqatda. Yaxshilikka ishlatsak ham bo'laveradi. Yomonlikka ishlatib qo'yishligan o'zimizni qo'limizdagi narsa. Endi yaxshilikka ishlatsak Alloh taolo ajr beraveradi. Xudo o'z mukofotini ziyoda qilib olaveradi. Qiyomatda martabamiz yuqori qilaveradi Alloh taolo. Endi yomonlikka ishlatadigan bo'lsak, bundan qiyomatda javob berishimiz mumkin. Bu dunyoda ham kerak bo'lsa, birodarlar, aziyat chekishingiz bor, tilni orqasiga kelgan balo. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida aytsa, radhiyallohu anhu an-nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: "Men yo'qdanki, ma'nada bijayli va ma bayna lahayli zamintu lahu al-jannah." İmam Buhari ve İmam Tirmizi rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim menga iki ayağı arasındaki nesnenin ve iki cahri arasındaki nesnenin kefalatını bilsin ve bugün cennetin kefalatını bilemez dedi Resulullah. Vaadan kareyim ya, vaadan. Cennet vaadasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yaptı. Vaadasını bir yaptı. Kim ki? İki cahri arasındaki nesnenin kefalatını bilmeyen insan ya ve iki ayağı arasındaki nesnenin kefalatını bilmeyen insan. Demek ki birodarlar, biz Xudo bergan ne'matni, bu til ne'matini kafolatini qanday qilamiz? Alloh taolo bergan ne'matni kafolatini qanday qila olamiz? Yaxshilikka ishlatib, yomonlikdan tiyish. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytgan ekan: "Tildan ko'ra qamoqqa turishga hojatliroq narsa yo'q" degan ekan. Tildan ko'ra qamoqda turishga hojatliroq narsa. Nima degani bo'lsa, eng qamoqni tubiga kirgizib oladigan narsa til bo'lishi kerak. Nimagaki birodarlar, inson ba'zida yaxshilikka ishlataman deb turib, yomonlikka maqtaveradi.
Ana şu tilimde tilim kursun dedi. Ribat diyen, buhtan diyen, ribat nasıl edildi, ribat diyen, işte bilen turadı. Barca Müslüman ortasını tercih edilen diyen amallarla, demek ki yap sözlerle şu tarafını akıllı yaptınız. Ama doğru olarak, sen doğru anı da yapabilirler. Kâm sözler. Köp değil. Az yapıp, köp geçişi için seyir bitti ağız, iki de kulak veriyor. Kâm sözü, demek ki ağız bitti. Köprak değil, demek ki kulak bitti. Bekor gelmesin değil mi? Az yapın, köprak kimler degen manada Allah Ta'ala tarafta ikide kulağı görürünüz ya. Köprak geçtik, bir yıl gelsinden daha da olsun. Şu tülünde yalan beklentiler şöyle bir kulağı görür. Demek, biz bu Allah'a kulağı görürken ya. Bana şu dönemi kulağı yasak kulağı alışverdiniz ki. Yakşılık keşfetmişsiniz ki. Aynen bana bu kulağı. Geçen ha, Sokratımızda hasmenin hem hasmenin rızasını ettiğinden ve has insanların rızasını ettiğinden bana şu cönlerde, bana şu cönlerde o şey insanların sıfatı hani kadar şimdi rızadan insanlar dediyse temeden azal bir şey temeden duran onun Müslümanı eziyet yetken şey değil mi bizimki ya fakat rızadan onları yiyip içimi cümadan toptak kalmayın ya bundan ormana Allah Allah tarafından kaytan diye bence yollandakilerden kaytan hakiki ihlas bilen, muhabbet bilen bize tutken insan mı demek? Hem tülyem tüyledi, hem cismiyem tüyledi, değil mi? Hem fikriyem tüyledi, fikriyem tozunu. Demek bu şanı, hasnerliğin hasını kurcasını. Ana şimdi Ruzan'ı nasip kısın diye dua kılık inşallah, hemen bize nasip kısın dua kılık. Demek, bana bu dua verilen bir anlat, yani tüm bir anlatını yakşılıkla işletebilirken. İşte bu Müslüman, 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 Salli amelleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ayeti değildikçe korktuğun düşecek. Çünkü Resulullah'ın zikri kendilerini yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esnetini mi yaptı? Bırak bir hükmüme yeteydiğen olsa, bir mahmuş ola bir kuleydiğen olsa, birbirimizin kum, su, tüm, tonluyen kuradığına maşallahu kendi ve mâne maşallahu yaptı. Yani Allah Ta'ala hâle gelmezse bu Allah Ta'ala'nın takdirat ve iman kevdir alırsa gene şu kılınızı yakışık işletip bulabiliriz. Hamdından ersen kılı olur birbirimizi eziyet etkisi bulup durup da vakit alıp o gönder ki ama o değil mi? Kulağın etkendi bu kadar etkisini inanası da olur. Tarafları inanası. Tarafları inanası ne var ise birinci etken peydine maşallah. Kulağın etkendisi bu. Bana şu takdirat ve iman var. Şunu üçü buralarda bir musibet gelse Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de öğretken. Ne diyeyim? İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Biz kudanikimiz, kudaya kaybedeceğiz. Bana şu kayısı beytle edilirse şu başar hatta aslını kırk varlarsa musibet yetken beytle biz kudanikimiz. Biz kudaya kaybedeceğiz diye gelmezse şu kuda bir nimetlerden çıkaydıken olsa cennet kuşada oluyordu değil mi insan? Lekin bence yıkısırlarına tutulur, bence yıkı yürürlerine tutulur, kaça kaç Müslümanlarını birini tavan kılırız, dol deyindi. Allah Ta'ala şunu irana tutta, bizi peşenemiz geldi, tevakkül nakledi gel olsa, tabiri okuyayım, limon gezirdim, demeydi gel olsa, Allah'ın bu keç bu da. Ana bu mükafat asıl günü karışım. Şunu göçüm, Allah Subhanahu ve Ta'ala, hemeniz bu kadarını, bana bu tüm nimetini yaşlı keçi yazışın, Allah nasıl kısın inşallah. Bana bu kullarda, rızada kaldırdı gündüzü, Rozadanımız, Kral insanımızı eziyet ettiğiniz edilen bu zaman kadınımız bu zaman aslında bunu nimetleştirdikçe, cevap kaynağıştırdikçe, başarı asaklaşı yok. Kandaydı. Hadislerdeki mi? Rozadanımın desin. Amin. Rozadanımın burada desin, değilermiş. Kaytay desin. Yok ki dünya estağfurullah kendimiz kesin. Yaşlarımız için de başka kadar işte bazı bir şey bunu yaptı. Kandaydı. Siz şu ad diye bir hamletten zökül var işte gibi gelmesine bunu yaptı da. Burada günah. Burada günah bu gömlerine gelmiş. Oldu biz günah duyan mesela kaybolmuşuz. Allah Ta'ala kayden gel. Oldu. Kayışınız. Kuda büyüğü ne gel? İstiyon Kuran'ın da ayet. Hamdi'nin de ayet. Tahlil'in de ayet.
Subhanallah de, Alhamdulillah de, Allahu Ekber de, Estağfirullah de, acil bir olana, acil bir olana. Bunca taharete şartlarsa da olur. Şimdi insan yürüyen olur, o diyor, tasbih kütar bir işe bunlar aslında şartlarsa da olur. Sana şartlarsa bunca, yolda yürüttüğünü, Estağfirullah de, kök tekrar olursa, tekrar olursa. Onu sana, özü savabını kemik koymaz mı? Sana onu bilmezse ben de Allah'a, Allah'a acilini ziyade kıl verir olur. Ülken ülken durdu, bir hafta bir hafta verir. Ana şu sabahtan üretilir inşallah. Anlamız, yürgen yolumuzda, ana şu özümüzde eyvallette hem bu dünyada hem menfaat verilir. Kelimelerle ayetelik, eğer bir an insanı eziyet edilir, söz, menetimiz yekim kol edilir, sizden o istiyafan ayet kaybarıştaki hareket kılaylık, ana bu günde inşallah cismimize de şunu nasıl olurlar, sana da mübarek olurlar. Allah subhanahu wa ta'ala, hemenimizin, tırımızın, kulağımızın dediğiniz söz çıksın, Allah nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu ve afiyetle Allah ta'ala. Allah'a bugün günü kütler fiyatımızı da arasın, kalbimizi kabul etsin. Allah ta'ala cemaatimizin bundan da ziyaret al, talepleri yansımlatın, Resulullah'a barakat eyle. Daima tırımızdan, bizim razı dediğiniz sözler çıksın, yine Allah'a.